Talas tarafındaki açılacak olan tramvay hattı çok geç kalmış bir hattır. Daha öncesi açılması gerekiyordu ama sağ olsun belediye başkanı gereken özeni gösteriyor. Bugüne kaldı derler ya, geç olsun da güç olmasın. Giriyorsun, örnek veriyorum, bir tramvay hattına biniyorsun ya da bir otobüs hattına kullanıyorsun. Oradan oraya, oradan oraya aktarmalar falan, çok gereksiz bir şeyler yaptılar yani şehre, ben anlamadım. Güzel ama metrosa da iyi olur. Metro bence daha süper olur. Çünkü Kayseri sürekli büyüyen bir şehir. Kayseri'de raylı sistemin 5. etabı olan Talas Mevlana Mahallesi Cumhuriyet Meydanı arasına doğrudan ulaşım sağlayacak olan hat cumartesi günü hizmet vermeye başlayacak. Kayseri'de yapılan ulaşım hizmetleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Şunu söyleyeyim, ulaşımı mükemmel ama Talas tarafındaki açılacak olan tramvay hattı çok geç kalmış bir hattır. Daha öncesi açılması gerekiyordu ama sağ olsun belediye başkanı gereken özeni gösteriyor. Bugüne kaldı derler ya, geç olsun da güç olmasın. Çünkü tramvay başladığı an otobüsler daha hafif olur. Yolcu taşıma şeyi rahat olur. Çünkü hep kalabalık otobüsler, hangi otobüse binersen bin. 6. etaba da binsen, diğer tarafa da binsen kalabalık oluyor. Yoğunlaşıyor. Yoğunlaştığı için millet üst üste gidiyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Fazla araçların çıkartılmadığından. Trafiğin yoğunluğundan. Bu yüzden. Ulaşımı güzel de meydandaki biraz yer altından olsa daha iyi olurdu ama yapamadılar. Ben İstanbul'da okumuştum mesela. Hani aradan 15 yıl geçti de. Bayağı ilerledi gene de. Yani şimdi İstanbul'a kıyaslamak saçma olur da. Mersin'le Adana'ya göre daha iyi buluyorum. Vallahi inşallah muvaffak olacaklar düşünüyorum ben. Çünkü adamlar şimdi kadar bak, zamanında biz varak gidiyorduk. İlaç bulamıyorduk. Şimdi bak, şeyle gemiler yapıldı, barajlar yapıldı, havaalanları yapıldı, tramvaylar yapıldı. Böyle bir hizmet görmedim şimdiye kadar. Vallahi Kayseri ulaşımı çok mükemmeldi. Yanlış şurayı yapsalar, şu üst geçidi çok mükemmel olurdu. Mühim olan, merkezi olan bura. Çünkü arabalar burada 2 saat, 1 saat bekliyor mesela. Vatandaş burada sıkıntıya düşüyor. Buraya yapıldığında çok mükemmel hizmetimiz var, çok şükür yani. Vallahi otobüsle 15 dakikada araba geliyor. Her 15 dakikada araba var ya, çok şükür yani. Her 15 dakikada arabamız var, Allah'a hamdolsun yani. Çok iyi düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder ve daha imkan olur. Hele hele tramvaylara ben şükür ediyorum. Hemen 5 dakikada, 10 dakikada iyileşiyoruz. Araçlara artık ihtiyaç yok. Kayseri büyük bir vilayettir, bir şehirdir. Çok büyük bir yerdir bak. Ta İldem'den başlayan metrolar organize sanayiye gidiyor, şehir hastanesine gidiyor, bilmem her tarafa gidiyor. Sadece ufak bir sorunum, mudu nedir bu? Ring meselesini ben hoşlanmıyorum, beğenmiyorum. Şuradan bineceksin, şurada ineceksin, oradan tekrar bineceksin, oraya gideceksin. Bu bence yanlış. Tokiler, İldem, Beyazşehir, bilmem nere, buralarda oturan vatandaşlar bir biletten geliyor, bir biletten evine gidiyor. Ben yaşlıyım, 65 kartım var ama ben şurada 2 adımlık yerde bir basın sitesinde oturuyorum. Hastalandığım zaman hastaneye gitmek için 6 sefer gidiş geliş biniyorum. Çarşıya gidip gelirken 4 sefer biniyorum. Neden? Ring dediler, aktarma dediler. 100 tane biniş verdiler bana. Normalde yetiyor ama hastaneye gidip gelmeyince yetmiyor. Ayın 20'sinde binişim bitiyor. Neden böyle? Ya bunu yükseltin dedim veyahut da bir değişik yapmadılar. Bu tramvay ne zamandan beri vardı? Bir yıl gelmiştik. Orada yani bütün yollar açıldı, yapılıyordu. O Abdullah Gül'ün zamanındaydı galiba. Dedik Abdullah Gül her yeri yıkıp yeniden yapıyor dercesine. Ondan beri de aslında çok gerçekten birkaç sınıf atladı Kayseri. Güzel ama metrosa da iyi olur. Metro bence daha süper olur. Çünkü Kayseri sürekli büyüyen bir şehir. Sürekli diğer illerden buraya göç oluyor. Organize sanayiden dolayı. Ulaşımlar biraz daha hızlı olabilir. Yani tramvaylarda aksama oluyor. Duraklamalar oluyor. Bekleyişler oluyor. Biraz daha hızlı olabilir yani. Çok güzel. Çok güzel. Çok memnunum. Çok memnunum. Kolaylık, büyük kolaylık. Aslında sıkıntı yaşamıyorum. Sadece bazı saatlerde tabii ki yoğunluktan dolayı sabahları olsun, akşam iş dönüşü olsun mutlaka sıkıntı oluyor. Genel olarak ulaşım çok güzel fakat tramvaylar biraz daha yoğun olmasa daha seviniriz. Ben onun için değil de ben Nohna Hacı Yazgan'da iktisat öğrencisiyim. Ben buradan Beyazşehir'de oturuyorum. Okula gitmek için sabah 5.30'da kalkıyorum. Giriyorsun, örnek veriyorum, bir tramvay hattına biniyorsun ya da bir otobüs hattına kullanıyorsun. Oradan oraya, oradan oraya aktarmalar falan, çok gereksiz bir şeyler yaptılar yani şehre, ben anlamadım. Bilmiyorum, hiç Talas'taki tarafına gitmediğim için oradaki tramvay
şeylerini bilmiyorum ama yaptıkları hatları gereksiz yerlerde bitiriyorlar. Yani bizim üniversitenin oraya da yapmışlar. Nuh Naci Yazgan diye geçiyor. 2,5 kilometre var bizim üniversiteyle tramvay hattına. Bizim Beyazşehir'e mesela, Beyazşehir'e gitmen için İldem otobüsüne biniyorsun, Toki otobüsüne biniyorsun. Bu korona zamanında bizim oraya giden otobüs hattını da kaldırdılar. İnsanlar böyle iç içe gidiyor tüm otobüslerde. Hatları kaldırıyorlar gereksiz bir şekilde. Mesela bu şeye bir durak yapıyorlar. Durakla oranın bağlantısı yok. Benim sistemim bunlar.